Herkese merhabalar. Dünya Arşivi'nin kanlı ve karanlık sayfalarına ışık tutan YouTube kanalı Zanlı'ya hoş geldiniz. Ben Murat Arslan. Sizlerle bu bölümümüzde 1994'te Denizli'nin Çambaşı köyünde ortaya çıkan ve köyü kana bulayan yerli seri katillerimizden Süleyman Aktaş'ın hikayesini, yani Çivili katilin hikayesini tüm ayrıntılarıyla inceleyeceğiz. Video başlamadan önce bu tarz içerikleri beğeniyor ve devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olabilir. Video sonunda görüş ve düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Türkiye'nin gözde büyük şehirlerinden Denizli. Pamukkale travertenleri ve Hierapolis antik kentiyle ünlü olan yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı Denizli, 1994'te ortaya çıkan cinayetler sonrasında Türkiye'de az sayıda bulunan seri katillerden birinin kanlı sahnesine en yakından tanıklık edecekti. Geçimlerini çiftçilik ile sağlayan bir köy olan Bozkurt ilçesine bağlı Çambaşı köyü 1990'ların başında İstanbul, Bursa gibi sanayi şehirlerine verilen göç furyasından her köy gibi nasibini almıştı. Köyde genç nüfus sayısı oldukça azdı. Bu durum yaşanacak cinayetlerde katilin elini güçlendiren durumlardan biriydi. Yaşlı ve orta yaşlı kimselerin yaşadığı bu köyde herkes birbirine yakın dereceden akraba ya da yakından tanıdığıydı. Her şey 1994'ün Haziran ayında Çambaşı köyünde yaşlı bir çiftin ölü bulunması ile başladı. Bir Çambaşı köyü sakini, komşusu olan İsmail ve Ayşe Gümüş'ün 3 gündür hayvanlarını ahırdan çıkartmadığını ve çiftin ortalarda görünmediğini fark etti. Durumdan şüphelenen köy sakini, komşusu olan İsmail Gümüş'ün evine gitti. İlk olarak seslendi ama yanıt alamadı. Hayvanları ahırdaydı ve uzun zamandır su dahi içmedikleri her hallerinden belliydi. Alt kapıdan içeri girip evin giriş kapısına kadar çıktı ve daha önce hiç şahitlik etmediği bir koku ciğerlerini doldurdu. Güzel bir yemeğin, bir çiçeğin, toprağın veyahut yağmurun nasıl bir kokusu var ise ölümün de bir kokusu vardır. Şayet beyniniz bu kokuyu bir defa alıp koku hafızasına kaydederse tekrarında nerede, nasıl ve ne şekilde olduğuna bakmaksızın tekrar hatırlayacaktır. Bunun en büyük sebebi insan beyninin yaşamaya programlı olmasıdır. İnsan beyni her koşulda yaşamaya programlıdır ve beynimizin en çok korktuğu şey ölümdür. Kapı kilitli değildi. İçeri girdi ama koku artık dayanılmaz bir hal almıştı. Yatak odalarına baktığında Gümüş çiftinin cesetleriyle karşılaştı. Derhal kendini dışarı atan komşu ilk olarak muhtara ve civardaki köylülere haber verdi. Sonrasında jandarmayı aradı. Köye gelen jandarma ekipleri Ayşe ve İsmail çiftinin 4 ya da 5 gün önce muhtemelen gıda zehirlenmesinden öldüğünü ve cesetlerin tanınmayacak kadar şiştiğini söyledi. Cesetler öğleden sonra apar topar toprağa verildi. Aradan bir ay geçmişti. Gümüş çiftinin durumu köyde yaşlılara verilen önemi arttırmıştı. Herkes anne babasını ve komşusunu gün aşırı kontrol ediyordu. 25 Temmuz sabahı Kocatepe çiftinin kızları anne ve babasından bir önceki gün haber alamamıştı. Endişelendi ve anne babasını kontrol etmek için evlerine gitti. İçeri girip her ikisini de yataklarında kanlar içinde bulduğunda dünyası başına yıkıldı. Kocatepe çifti uyudukları esnada gafil avlanmışlardı. Yaşlı çift kıpırdayamamıştı bile. Muhtara haber verildi. Muhtar jandarmayı bu sefer cinayet vakası için aradı. Köye gelen jandarma ekipleri olay yerine girdiklerinde şok oldular. Çünkü cesetlerin gözlerine ve alınlarına üçer çivi çakılmıştı. Bu küçük köyde olan olaylar herkesi şaşkına çeviriyordu. Köyde geceleri avlanan çivili bir katil vardı. Gümüş çiftinin de benzer şekilde öldürülmüş olabileceğini düşünen jandarma birimleri mezarları otopsi yapılması için yeniden açtı. Yapılan otopside Gümüş çiftinin de başından üçer tane onluk inşaat çivisi çıkmıştı. Jandarma birimleri köyü dehşete düşüren haberi muhtara verdi. Çambaşı köyünde bir ay aralıkla yaşlı çiftleri gece uykusunda çivileyen bir seri katil vardı. Gelen haber sonrasında Çambaşı köyü uyku uyuyamaz oldu. Geceleri köyde kol gezen, savunmasız yaşlıları hedef alan çivici bir karabasan vardı.
artık huzur Çambaşı köyünde kelimeden öteye geçemiyordu. Köydeki yaşlı aileleri koruyacak fikirler arayan köylüler katilin yeniden saldırmadan yakalanmasını istiyor, geceleri sırayla nöbet tutuyorlardı. Yatma zamanında evde kaç kişiyse sırayla nöbetleşe uyunuyor. Evet, nöbete dikilenin yanında bir silah. Acaba bizim evimize mi gelir, yoksa bir başkasının evine mi gelir? Aynı gün olayı amcasına haber etmek ve durumu kontrol etmek için yeğeni Yıldırım Kılıç'ın evine gitti. Kapıyı çaldı ama bir sonuç alamayınca evin arkasındaki açık camdan içeri girdi. İçeri girdiğinde karşılaştığı manzara sonrasında neredeyse düşüp bayılacaktı. Korktuğu başına gelmişti. Amcası Yıldırım yatağında başından ve gözlerinden çivilenmiş şekilde kanlar içinde yatıyordu. Pus kesilen yeğeni amcasının nefes aldığını fark etti. Amcası Yıldırım Kılıç şans eseri aldığı yaralar ve darbelere rağmen hayattaydı. Yıldırım Kılıç'ın hayatta olduğunu gören yeğeni hemen ambulansı aradı. Durumu anlattı. Sonrasında jandarmayı aramıştı. Dokuz kavasını burada güzel kırıyor. Ondan sonra hareketsiz halde kalınca artık çiviyi orada mı çaktı, burada mı çaktı bilemiyorum. Çiviyi çaktan sonra gene getirmiş, yatağına yatırmış buraya, üzerini örtmüş buraya kadar. Tanıdık bir ses duyan Yıldırım Kılıç, yattığı yerden yeğeninin geldiğini duyunca doğrulmaya çalıştı. Ama başaramadı. Bir isim fısıldıyordu. Sadece bir isim. Süleyman. Bizim Süleyman. Süleyman Aktaş. Yıldırım Kılıç hastaneye kaldırıldı. Ama çok kan kaybetmişti. Ve yaraları ölümcüldü. Onun da kafasından 3 adet onluk inşaat çivisi çıkarıldı. Hastaneye vardıktan 2 saat sonra ölüm haberi verildi. Jandarmaya amcasından duyduğu ismi bildiren Yıldırım Kılıç'ın yeğeni amcasına bunu kimin yaptığını sorduğunda Süleyman Aktaş ismini verdiğini söyledi. Bunun üzerine hızlıca hareket eden birimler Süleyman Aktaş'ı tutukladı. Peki Süleyman Aktaş kimdi? Bu cinayetleri neden işlemiş olabilirdi? 1950'de Denizli'nin Çambaşı köyünde doğan Süleyman Aktaş genç yaşlarında elektrik şirketinde çalışmaya başlamıştı. 1984'te geçirdiği bir kaza sonucu 30.000 volt gibi bir akıma kapılmış, şans eseri hayatta kalmıştı. Fakat bu kazadan sonra beyninde büyük hasarlar oluşmuştu. Artık eskisi gibi biri değildi. Bakışı, düşünceleri, ani hareketleri olmaya başlamıştı. Kafasının içinde sesler duyduğunu söylüyordu. 1986'da birinin ona adres sorması sonrasında bu kişiyi silahla vurmuş ve öldürmüştü. Bu kişi Antalya'da görev yapan bir başkomiserdi. Olay yerinden kaçsa da kısa sürede yakalandı. İfadesinde anlattıkları akla fikre sığacak şeyler değildi. Yapılan psikiyatrik görüşmelerden sonra Ramazan Aktaş'ın akli melekelerin yerinde olmadığı tanısı kondu. Yani cezai ehliyeti yoktu. 4,5 yıl Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördükten sonra iyileşmişti. Sonrasında çok sevdiği Çambaşı köyüne geri gelmişti. 1991 yılında geldiği köyünde ilk 3 sene herhangi bir hastalık belirtisi göstermedi. Fakat tarihler 1994'ü gösterdiğinde o sesi yeniden duymaya başlamıştı. Bu ses beynin içinde sürekli ona komut veriyordu. Bir görevdi bu. 9'u bulmasını istiyordu. Karakolda ifadesi alınan Süleyman Aktaş bütün suçlamaları reddetti. Cinayetleri kendisinin işlemediğini söylüyordu. Fakat evinde yapılan aramada kanlı bir çekiç, çiviler ve kanlı bir pantolon bulunmuştu. Katil Süleyman Aktaş'tan başkası olamazdı. Savcı karşısına çıkartıldığında değişik ifadeler vermeye başladı. Bir görevden bahsediyordu. Görevi yüksek makamlardan aldığını ve 9'u bulması gerektiğini söyledi. Sayın Murat Karayarçı, böyle orada bakanlar var falan. Oradan bana sinyal geldi. Tamam, bugün olacak. 9'u buldum. 9'u buldum. Bugün olacak bu iş dedim. Beklemeye başladım Bodrum'da. Savcı 9'u bulmanın ne demek olduğunu Süleyman Aktaş'a sorduğunda Süleyman Aktaş kan dondurucu şekilde bir yanıt verdi. Görevinin toplamda 3 kişiye 9 adet çivi çakmak olduğunu söyledi. Evet. Hasan Aydın karısı da bir de çocuğu var. Çocuk var. O iç yer bana şimdi ilk defa oğlu nasıl köpek avladı ilk defa oluyor mu? Kapıyı, evet. Bir kapıya vurdu. Kapıya vurmadı. Karım şöyle baktı. Çıktı dedi, bağlı ipli. O zaman içeride köpek sesi geldi. Evet. Şöyle hafif derin köpek sesi geldi. Tabii onu bıraktım ben. Tehlike oldu.
Evet. Şu sadece don var. Don var. Evet. Don var. Şöyle kalktı oturuyor. Hemen darbeyi vurdum. Bir defa adama vurdum. Ne oldu normal? Bu canlıdır belki de. Onun işini bitirdi. Ve Süleyman Aktaş görevini başarıyla tamamlamıştı. Toplamda 3 kişiye 9 adet çivi çakmıştı. 2 grup görev verilmişti. Görev başarıyla yapılmıştı. Görevin niteliği ve içeriği yukarıdan gelmişti. Yukarıdan gerekli talimat verilmişti. Size detaylı açıklama vermek sakıncalıdır. Yorum yoktur. Teşekkür ederim. İlk cinayeti olan Ayşe ve İsmail çifti sorulduğunda onların göreve hazırlanırken yaptığı bir deneme operasyonu olduğunu söyledi. Çıkarıldığı mahkemede bu sefer suçlarını inkar etti. Suçu çocuklarının işlediğini söylüyordu. Tuhaf hareketleri ve ifadeleri sonrasında psikiyatri görüşmelerinde peşinde getirdi. Doktorlar ona paranoid şizofreni tanısı koydu. Cezai ehliyeti olmadığı gerekçesiyle iyileşene kadar yeniden Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldı. Çambaşı köyü olanlar sonrasında hala korku ve şaşkınlıkla olayların etkisini silmeye çalışıyordu. Bir yıl sonrasında gelen bir haber köyün kabuk bağlayan yarasını yeniden kanatacaktı. Süleyman Aktaş firar etmişti ve tüm basın bunu konuşuyordu. Hastanede olduğu süreçte sürekli köye gitmekten bahseden ve köyünü çok seven Aktaş'ın Çambaşı köyüne gitme olasılığı üzerinde duran jandarma köyü ablukaya aldı. Köylüler ise kendi yöntemleriyle korunmaya çalışıyordu. Her evin önünde köpek takmaya başladık. Vallahi ben şimdi yemiyorum, köpeğe yediriyoruz, köpek gözüyoruz. Abi köpekten kaçıyor. Hasan Aydın'ı öldürmeye vardığında Hasan Aydın bundan 2-3 yıl önce demenciydi. Hala demeni duruyor. Un kokusunu yalama köpek vardığında tamam köpek oradaymış. Süleyman Aktaş eve Hasan Aydın'ı çiviyle öldürmek için vardığında karşısına köpek çıkıyor. Çünkü uyalayıp geliyor köpek. Köpekten korkuyor. Çekinir oldum. Yalnız bu içeride yattığım müddetçe ben rahat yatacağım. Bu buraya gelirse o zaman belki ben de bu köyü terk ederim. Aktaş beklenildiği üzere köyüne gitme güzergahına olan İzmir yolu üzerinde yakalandı ve yeniden hastaneye yatırıldı. Çambaşı köyü derin bir nefes almıştı. Fark etmez, tedirgin olsunlar. Ben onlarla görüşmezdim. Birkaç gün gizli kalırdım. Ondan sonra da gelirdik zaten buraya. Derdinde olmayan deveyi görmezmiş. Şimdi ben sadece köyümü düşünüyorum o zaman için. Başka bir şey düşünmüyorum. Buralar ne olursa olsun. Ben buradan otobüse binip İzmir'e gidecektim. İzmir'den Denizli'ye otobüsle gidecektim. Manisa'da kaldığı süre boyunca genelde sakin olan Aktaş hiç iyileşemedi. Bir defasında kafası attığında oda arkadaşının başına taş ile vurmuştu. Oda arkadaşı ondan korktuğu için düştüğünü söylese de olayı Süleyman Aktaş'ın yaptığı biliniyordu. Hastanede olduğu süreçte gündemden hiç düşmedi. Basının ilgisi ona büyüktü. Özel izin alıp onunla röportaj yaptılar. Basına konuşan Aktaş bu sefer emirleri yıldızlardan aldığını söylüyordu. Mesajları şeyden alıyorum ben. Yıldızlardan alıyorum. En sağlam güvenilir kaynak orası. Bizim basına, bizim yerli kadroya pek güvenemiyorum yani inanmıyorum. Ama yıldızlar hangi yıldız biliyor musun? Hangisi? Terazili. Terazi yıldızı. Zaten Jüpiter yazan yaşanacak bir yer değildir. Değil mi? Orada ateşin içinde yaşanmaz. Mars'ta da yaşanmaz, çok soğuk. Venüs'te biraz ondan daha ufak. O da orada yaşanmaz. Çünkü bu uzay sisteminde, uzayda yaşanabilir bir alan yoktur. Öyleyse biz ülkemizi ve dünyamızı biz doğru düz tutmamız lazımdır. Nasıl tutarız bunu? Terazi yıldızlarına sorarız ne yapacağımı, ne yapmamız gerektiğini. En son konuşmasında ise verdiği ifadeler kendisine sorulduğunda tamamının bir şaka olduğunu söylüyordu. Şey olabilir. Ben öyle şakayı severim ben. Herkese bir şey söylerim, güldürmeye çalışırım. Milleti güldürmek benim hoşuma gider. İşlenen cinayetlerin kendisi tarafından işlenmediğini de söylemişti. Bu itiraflar şöyle olmuştu, baskı altında olmuştur, baskı altında olmuştur. Ben o itiraf durumlarını da hatırlıyorum tabii, ben kendim söyledim bunları. O zamanlar namlar hep bana yönelik duruyordu. Namlar bana yönelik duruyordu ve orada uzun süre işkence gördüm. İşkence sonucunda bana ezberletilen şeyleri ben söyledim tabii. Onların hiçbir zaman gerçek bilgisi yoktu. Bana yönelik suçlamalar tamamen uyduruktur, yalandır. Maalesef bizim adalet sisteminde bu tip yanılgılar oluyor. Dünyada da oluyordur bunlar örnekler. Dünyada da oluyordur.
23 yıl boyunca Manisa ruh ve sinir hastalıklarında tedavi gören Süleyman Aktaş'ta en ufak bir iyileşme belirtisi görülmedi. Verdiği her röportajında ve tedaviyi yapan doktorlarına iyileşeceğini ve köyüne geri döneceğini söylüyordu. Köye geri döndüğünde ne yapacaklarını sorduklarında ise uğraması gereken birkaç kişi daha olduğunu söyledi. Fakat bu ziyaretlerin içeriğine dair herhangi bir bilgi kesinlikle vermedi. Paranoid şizofrenik tanısı konulan Süleyman Aktaş, 2019 yılının ortalarında Alzheimer hastalığına da yakalanmıştı. Yani artık iyileşmesi imkansız duruma gelmişti. Süleyman Aktaş, yani çivili katil, 2019'un sonlarına doğru Eskişehir Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne nakledildi ve günümüzde halen daha tedavisine burada devam edilmektedir. Videomuzun sonuna geldik. Bu tarz içerikleri beğeniyor ve devamının gelmesini istiyorsanız ve halen kanalıma abone değilseniz abone olabilir, görüş ve düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Zanlının bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Ama bir deli bu köyümüzü çok mahvetti. Şimdi artık bir iş yerine girmeye gitsen nerelisin? Çambacı. Çivili köy. Dön kardeşim geri ya. Ne oldu? Tamam, pasaport çıkışını aldın. Bir an emekli, o anda emekli oluyorsun. Şimdi tek yapacağımız olay buraya boyayı alıp geleceksin. Bu boyayı iptal edeceğiz. Buraya bunu bu şekilde böyle yapıştıracağız. Burası Çivili Köy efendim. Çambaşırını aralayacağız. Burası Çivili Köy efendim.